O zaman şimdi Kaş'a doğru devam ediyoruz. Bizimle beraber kaybolacaksınız. Günaydın. Günaydın. Bugün 11. günün sabahına uyandık. Uyandık mı? Bir bak bakayım uyanmışım mı? O değil de nasıl kararmışız, nasıl yanmışız. Dün 24 kilometre yürüyünce geldik, yememizi falan yaptık. Sonra bayılmışız, uyumadık, ama bayıldık. Yıldızlar çok güzeldi ya. Evet, dün biraz yıldızları seyrettik. Sonra üzerimizi değiştirelim dedik. Çadıra girince de bayılıp kaldık gerçekten. Bugün şimdi sadece 9 kilometrelik bir yolumuz var. O yüzden miskinlik yapıyoruz. Miskin davranıyoruz. Miskin dediğimizde en geç uyandığımız artık 8 falan olmaya başladı. Otomatik 5.30'da kalktın mı yine? Bugün sadece 9 kilometre yolumuz kaldı. Kaş'a gidiyoruz. Kaş'ta mola vereceğiz. Evet, bir gün dinleneceğiz. Birazcık Kaş'ı da gezmek istiyoruz. Hem Kaş'ı gezeceğiz hem ayaklarımızı biraz dinlendireceğiz. Evet. Çünkü bu zamana kadar toplamda 11 günde kaç kilometre yürüdük? Yani 200'e yakın, 180 falan. Dün hesapladık, 180 kilometre yol almışız 11 günde. Neredeyse. Tamam. Neredeyse. Onu da vlog kayıtlarımızdan çekip gösteririz size. Güzel, şahane bir gün. Birazdan çadırımızı toplayıp yola koyulacağız. Bu yol çok güzel ya. Çıkmadıysanız ertelemeyin artık, çıkın. Evet. Gerçekten çok güzel. Az sonra. Merhaba, günaydın. Günaydın, merhaba. Merhabalar, merhaba, merhaba. Gel. Aa, bir tane daha var. Evet, gel, 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 gel. Günaydın, güzel. Havlayıp duran siz miydiniz koşuşturan buralarda? Çok korkak o. Gel. Gel. Bugün böyle bir yerdeydik. Göster bakalım. Böyle kuşlar, börtü böcekler, sincaplar. Çok erken saatte yola çıkmak istiyoruz. Sebebi de şu. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15-16 derece oluyor. Ama öğleden sonra 25 ile 30 arası gidip geliyor. Sıcakta yürümek çok zorluyor. O yüzden de ne kadar erken yola çıkarsanız sabah serinliğinden o kadar faydalanıp o kadar çok yol alırsınız. Evet, sadece yazın izin alabilenler varsa mesela, hani senelik izinli yaza denk getirebilenler parkurlara önceden bakmaları lazım ve sabah gerçekten böyle 5 gibi, 5.30, 6 gibi hava böyle yeni yeni merhaba diyor. Oralarda kalkıp hazırlıklarını yapıp erkenden yola başlamaları lazım. Ve özellikle çıkışları, mesela Bezirgen çıkışı gibi veya Sarıbelen. Yani Sarıbelen yine neyse, veya Pelos Kabak çıkışı. Koyun'dan Alıncaya çıkış gibi yerleri, evet, öğlen sıcaklarına denk getirmemeleri lazım. Dün Tunca dedim ki bir sonraki, bir önceki parkuru aratıyor. Ah, geldi bizim Arap. Arap gel. Arap. Gece boyunca gene köpeklerimiz vardı. Arap. Yiyecek mi bunu? Onlar bizim çöplerimizi topladık, onları atacağız. İşte hayır, hayır. İş yük sıpası. Bak tombul. Allah, hayır. O çöp oğlum. Çöp oğlum. Her şeyi yiyeceksin, her şeyi yalayacaksın, değil mi? Ha, gir çadırın içine, gir ya. Çukurbağ'dan Pelos'a inerken yol ikiye ayrılıyor. Sağ taraf geldiğimiz yer Pelos 3 kilometre yazıyor. Sol taraf Antipelos 8 kilometre. Şu yukarıdaki dağların oradan geldik. Gözüküyor mu ki acaba? Şimdi sağ tarafa doğru indirdi, şimdi bu tarafa doğru. Evet, sağdan sola. Şimdi Kaş'a gidiyoruz. Çok da güzel düz bir yoldan götürüyor.
Marketten su takviyesi yaptık ama etrafta da çeşmeler var. Onları da kullanabilirsiniz. Bir tarlanın yanından geçiyoruz şimdi. Minicik minicik karpuzlar var. Karpuz tarlası. Çukurbağ'dan gelirken yol dümdüz ileri gidiyor. Fakat solda iki tane babalı giriş yapmışlar. Çünkü bu yol üzerinde hiç kırmızı beyaz işaret yok. Soldaki girişi kaçırmayın. Solda hiç iz yok dedik. Sebebi de şu, dün marketteki abla söyledi bize. Pelos'tan Çukurbağ'a kadar inip insanların tamamı yorulup Çukurbağ'dan Kaş otobüslerine biniyorlarmış. Yani bu rotayı çok az kişi yürüyor ama... Yine babalar var bazı yerlerde. Ya evet, geçen yolcular yapmış ama çok az iz var. Bir de burada Uyan Dere miydi manzarası? Uyan Dere. Uyan Dere. Öyle bir yerden geçeceğiz. Oranın manzarası inanılmaz güzel. Yani orayı otobüsle atlamak istemedik. Bir de rahat bir patikası var. Gitmesi de kolay. Bence de. Zaten bugün artık dinlenme. Evet. Bugün sadece 9 kilometre Kaş'a kadar yolumuz var. Yolumuz da böyle. Dün biz çok yorulmuştuk. Ama böyle bir yer olduğunu bilseydik bir kilometre daha yürür. Şu ağacın altında kamp atardık. İnanılmaz güzel bir kamp alanı var. Çukurbağ'dan çıkınca bir kilometre uzaklıkta. İlk gün bir kiloku kullandık, rotamızı çıkardık. Ama işte su ve kamp alanları gibi yerleri işaretlemedik. Biz de kullandıkça öğrendik. Ama 3. bölümden sonra nerede kamp atabilirsiniz, nerede su var hepsini işaretledik. Bizden sonra bizim bir kiloku kullanıp yolu yürüyenler çok şanslılar. Bizimle beraber kaybolacaksınız. Ve Uyuyan Dev manzarasındayız. Ne söylesen ki? Çok güzel değil mi? Mükemmel. Uyuyan Dev'in hikayesi de şöyle. Bizim Uyuyan Dev'imiz burada. Ama Uyuyan Dev'in sevgilisi, dişisi Meis Adası'nda. Bunlar birbirlerinden burada ayrılır. Ama ne zaman ki deniz yükselip İkisi de suyuyla tamamen deniz suyuyla ıslanana veya kapanana kadar o zamana kadar taş halinde kalacaklar. Ama ne zamanki deniz yeniden yükselecek o zaman uyanıp birbirlerine kavuşacaklar. Eğer Çukurbağ'da kalmazsanız bir 4 kilometre 5 kilometre daha yürüyüp kesinlikle ve kesinlikle burada kamp atın. Yani biz bilseydik burada kedi var. Burada kamp yeri olduğunu bilseydik burada kamp atardık. Kedi mi gördüm acaba? Simsiyahtı. Pis, 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 pis. Burada kesinlikle kamp atın. Size tekrar manzarayı göstereceğim. Çünkü şahane. Fethiye Ovacık'tan çıktık. Şu an Kaş'a geldik. Ya Hüseyin'in yeri var, ya Ramazan'ın yeri var, ya Hasan'ın yeri var. İsimleri hep aynı. Hüseyin, Hasan Hüseyin. Vallahi bir de Kadir var, Deli Kadir. Belediye'deki Kadir abi. Aynen. Hadi hadi. Yumurta vereyim size. Yumurta vereyim size. Gezen tavuk burada geziyorlar. Bu arada orada söyledik mi bilmiyorum da. Hop. Dikkat et, çok sıkıntılı bir iniş. Beni tutsana hatta burada. Hoppa. Hikayeyi anlatıyordum. Gezen tavukla alakalı adamcağız dedi ki size tavuk vereyim dedi. Burada yersiniz. Sabah kahvaltısında kullanırsınız. Yumurta. Ay pardon, yumurta. Neyse. Biz de yumurtaları aldık. Yedik de sabah. Tuş diyor ki
Boş boş diyor, bok gibi diyor. Yumurtaydı. Öyle demedim. Yumurtanın dediğim tadı yok. Yumurtanın şey tadı yok. Geldi yani. Burada diyor keçi boku ya. Ye ye diyor. Evet, bir şey yok ki. Her taraf saman. Her taraf keçi boku. Burada diyor keçi boku ye ye diyor. Yumurtanın tadı bok gibi olmuş. Bence sizin yumurtası iyi değil. Ama buranın manzarası çok güzel. Acım gözüme yaş oldu ya. Ter o. Ter. Alın teri. Bak buradan akıyor böyle. İnerken bu kadar terlenir mi? Neden? Çantam çabuk ağrıdı. Şimdi kaçta alışveriş yapacağız. Tek derdimiz çamaşırları yıkatmak. Hayır. Çamaşırları yıkatmak. Bir şeyler alacağız da. Hani şu an düşünüyorum şöyle. Hemen yakın bir mağazaya girdim. Arkadaş burada duruyor. Dedim ki şunu bir deneyebilir miyim desem. Hani şu mesafeden. Bana diyecek ki deneme al abi, senin o. Hediye ettim ben sana. Dikkatli düşeceksin. Biz uyuyan devin ta en üst kısmından aşağı doğru indik. Diğer tarafı çok ağaçlıktı. Bu tarafı da tam tersine daha belirgin gözüküyor. Mükemmel bir manzarası var. Gerçekten de efsane bir manzarası var. İnmek istemedik, hatta arada düşündük. Bir şeyler alıp tekrar mı çıksak, bu gece orada mı kamp atsak diye. Sonra ben yok dedim. Ama sonra tekrar gelmeye karar verdik. Üstelik bana söz verdi. Evet, kampa geleceğiz. Kampa geleceğiz. Görülüyor mu bilmiyorum. Çukurgu daha 5 kilometre diyor. Yalan. 7.49. Biz kaç kilometre gelmişiz? 7.49. 7.5 kilometre biz gelmişiz. Şu tabelaların bir tanesi düzgün olsun ya. Bir tanesi doğru rakam versin. Antep arası 3 kilometre diyor. Zaten şurası kaç? Kaş'a geldik artık. Biz otelimize doğru gidiyoruz. Şimdi çok güzel bir otele geldik. Otel Pelos. Üstelik civardaki birçok pansiyondan daha uygun fiyatı var. Havuz ve deniz manzaralı. 8-10 arası kahvaltısı var. Üstelik kahvaltı dahil. Verdiğimiz fiyat ne? 200 lira. Otel adımız. Kapıdan girer girmez solda bir lavabo var. Pandemiden dolayı çok steril ve temiz çalışıyorlarmış. Sol tarafında da bir duşakabin var. Çıkıyoruz. Buraya dolaplar koymuşlar. Kıyafetlerimizi yerleştirmemiz için. Çift kişilik bir yatak var. Aynası var. Televizyonu var. Güzel de bir balkonumuz var. Çantalarımızı hava alsın diye dışarı bıraktık. Küçük ama sevimli bir balkon. Bizim otelimiz hemen şurada. Otel Pelos. İndiğiniz zaman zaten kral mezarını görebiliyorsunuz. Bu kral mezarıymış. Yol üzerinde de kaya mezarlıkları vardı. Bu kral mezarıymış. Şimdi çamaşırlarımızı aldık. Çamaşırhaneye gidiyoruz. Çünkü pandemiden dolayı otel çamaşırları almıyormuş. Kaş sokaklarında geziyoruz. İyi ki bugünü kendimize ödül olarak mola verdik. Kaş gerçekten de günlerce gezilebilecek kadar güzel bir yer. Her yerde kafeler var. Şöyle güzel pencereler var. Eski hep beyaz evler. Kalimera varmış. Belki akşam buraya geliriz. Bakacağız. Akşam için güzel bir yer arıyoruz kendimize. Güzel bir rakı balık yapmayı planlıyoruz. Bir buradaki haline bak. Bir de Sidiman'daki hallerini düşün. Evet. Değil mi? Bu arada Kaş hakkında ne düşünüyorsun? Çok beğendim burayı. Mutlaka yeniden gelmek lazım. Yani burayla ilgili komple gelip bir hafta falan ayırıp gezmek lazım burayı. Kaş'ın hem sokakları çok güzel hem de esnafı çok iyi. Evet ya, bir yerin esnafı iyiyse zaten orası iyi bir yerdir. Bence. Kaş'a da tekrar geleceğiz. Kaş'ta çok güzel bir yere geldik. Cafe Corner. Sebze güveç. Ve köfte. Köfte de ev yapımıymış.
12. günün sabahından güzel bir Kaş manzarasıyla günaydın. Günaydın. Hadi kahvaltıya. Çadırını özledim. Çadırını mı özledin sen? Otağını da özledim. Afiyet olsun. Sana da. Pandemiden dolayı açık büfeyi kapatmışlar ama gayet güzel bir sade kahvaltı tabağı hazırladılar. Çay var içersen. İçeriz, hadi bakalım. İçimiz ısınsın. Kargolarımızı hallettik. 2-3 kilodan daha mı kurtulduk? Tam olarak ne kadar gönderdik biliyor musun? Ne kadar? 1945. 2 kilo yani. Evet, 2 kilo. Yani ekstradan bunları taşıyormuşuz. Onun yerine su taşırız. Bol bol su taşırız. Şu anda Kaş diğer bilinen ismiyle Antipelos'tayız. Arkamda görmüş olduğunuz Likyalılardan kalma bir tapınak. Bu tapınağın iki özelliği var. Hangi tanrıya ait olduğu bilinmiyor. Aynı zamanda da tek odalı bir yapısı var. Bir de günümüze kadar ulaşan tek dini mimari özelliği var. Antik kente giderken hemen sol tarafınızda bu tapınağı görebilirsiniz. Nereye gidiyoruz? Antipelos'a. Antipelos'a. Antipelos, dünyada denize bakan tek antik tiyatroymuş. Evet. Kireç taşından yapılmış. Böyle bilgiler de veririm hemen. 1. yüzyılda yapılmış. Öyle tahmin ediliyor. Sonra, yok milattan önce 1. yüzyılda yapılmış. Sonra milattan sonra 141 yılında deprem olmuş. Çökmüş mökmüş. 2. yüzyılda yeniden restore etmişler. Tam da karşımızda. Mükemmel de bir deniz manzarası görüyor. Onda. Çadır kurmak yasaktır demişler. Ve çadır kuranlar. Ve çadır kuranlar var. Ve sahnede Tunç Toprak. Alkışlar, alkışlar, alkışlar sana. Gel seninle poz verin. Şimdi antik kentten çıktık. Daha doğrusu tiyatro diyelim. Tiyatrodan çıktık. Aramızda bir konuştuk. Kaş'ta güzel sahiller var. Gidip denize mi girelim diye. Ama sonra dedik ki yarın ufak derede kamp atacağız. Tam da sahilde bir yerde. O yüzden bugün denizi pas geçiyoruz. Yarın kısa bir rota yürüyüp denize gireceğiz. Keyif yapacağız. Hem de sahil kamp yapmış evet. olacağız. Kahve içmek için yer arıyorlardı. Bu akşam size iyi akşamlar konuşmamızı otelden yapıyoruz. Ama 10 günün sonunda hak ettik. Hak ettik kesinlikle. Çok uzun parkurlar dövdük ama bundan sonra parkurları kısaltıp biraz daha eğlence odaklı gezmeye başlayacağız. Aynen öyle. Çünkü ayaklar da birazcık yoruldu. Birazcık daha yürüyelim ama daha da tadını fazla nasıl çıkartırız? Onu deneyeceğiz. Evet, kesinlikle. Öyleyse yarın görüşmek üzere. Thank you.